Son yıllarda Türkiye genelinde artan kuraklık Konya'da da etkisini sürdürüyor. Konya Ovası'nda yeraltı su seviyesi her geçen gün daha da düşerken obruk oluşumları da artarak devam ediyor. Bölgedeki yer altındaki suların çekilmesi neticesinde çökellerin sıkışması sonucunda oluşan çökme yapılarından bir tanesi. Son araştırmalarda yaklaşık 3000 obruğun kayıtlara geçtiğine değinen Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fethullah Harık, obrukların artık yerleşim alanlarına sıçradığını vurguladı. Kent merkezine yakın olması doğal olarak bir panik havası oluşturmuş durumda. Ancak bundan daha yakın obrukların varlığını da biliyoruz. Özellikle Konya'nın doğu kesimlerindeki alanlarda daha küçük ölçekte çökme yapıları mevcut şu ana kadar tespit ettiğimiz obruklar içerisinde. Peki obruk oluşmadan önce belirtileri ortaya çıkıyor mu? Geçmişte su birikmeyen yerlerde suyun birikmeye başlaması, yerde kırıkların, çatlakların da oluşması, bina temellerinde oturmaların da oluşması, yine bina işlerinde duvarlarda kırıkların, çatlakların da oluşması, bazı kapanmayan çekmeceler, kapanmayan kapılar, sıkışan pencereler, bütün bunlar belirtiler olarak söylenebilir. Tabii yeraltı suyu kullanan bölgelerde ise özellikle vatandaşların kuyularından çamurlu su akmaya başlaması ya da yerden gürültülerin duyulması obruk belirtisi olabilir. Yeraltı su seviyesinin giderek düşmeye devam ettiğinin altını çizen Profesör Doktor Fethullah Harık, Konya, Karaman, Aksaray'da farklı noktalarda, farklı seviyelerde olsa da düşüş ortalama 5-6 metre seviyesini buldu, dedi. Bazı gözlem kuyularında ve vatandaş kuyularında 15-20 metreyle ulaşan yeraltı seviyesi düşümleri söz konusu. Dolayısıyla süreç sürekli olarak yeraltı sularının aleyhine ilerliyor.